Ordu tabii bizim için Karadeniz'in çok önemli şehirlerinden bir tanesi olmasının ötesinde ateş komşumuz. Yani ihtiyaç duyduğumuzda her zaman desteğini de aldığımız çok özel bir şehir. Tabii sizin çok tecrübeli bakanlık yapmış bir büyüğümüz olarak burada Büyükşehir Belediye Başkanı olmanızın da ayrı bir ehemmiyeti, önemi var. Tabii arzumuz değerli bakanım Trabzon'la Ordu arasında her alanda işbirliğini, dayanışmayı artıracak mekanizmaları oluşturmak ve hakikaten bölgesel kalkınma perspektifini tüm bölge illeri için ortaya koyacak bir anlayışla çalışmak. Bu manada bölgenin iki büyük şehri olarak, Doğu Karadeniz bölgesinin iki büyük şehri olarak bir inisiyatif başlatabileceğimizi ben düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir ekip buradan Kent Konseyi Başkanımız da dahil olmak üzere gelmişlerdi. Sizin de selamlarınızı iletmişlerdi. Teşekkür ederiz. Burada muhacirlik zamanında yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında işte bu bölgeden Trabzon'dan yola çıkıp da batıya doğru giden insanlarımızın bir bölümü burada maalesef hayatlarını kaybetmişler, şehit olmuşlar bir anlamda. İşte onlarla ilgili bir proje üzerinde konuştuk. Yine buradan aynı yıllarda bizim Of bölgesinde bir Ordu Taburu ismiyle bilinen bir şey varmış. Orada mücadele eden, Milli Kurtuluş Mücadelesi'ne katılan kahramanlarımız var. Onlarla ilgili de konuştuk. Tabii bunlar küçük nüanslar ama önemli. Çünkü aynı ortak tarihi paylaşıyoruz. O bakımdan bunun çok daha ileriye taşınarak sadece kültürel alanda değil ama aynı zamanda ekonomik anlamda bilhassa son yıllarda her iki şehir için çok kıymetli hale gelen turizm anlamında yine tarım ürünleri, stratejik tarım ürünlerimiz anlamında da bölgesel bir bakış açısıyla her iki şehrin menfaatini hatta bölgenin menfaatini maksimize edecek adımları yerelden başlayarak atmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yerel yönetimler artık hakikaten yerel kalkınmanın da en önemli unsurları haline geldi. O bakımdan bizler şehirlerimizde kalkınmanın da lideri pozisyonunda olan yöneticileriz. Çalışmıştı Süleyman. Sizin çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ve tecrübeleriyle inşallah hem Trabzon'a hem bize çok katkıları olacak bölgemize. Kendilerinin başarılarıyla hep gurur duyuyoruz. Trabzon zaten bizim için kültürel açıdan, tarihi açıdan, sosyal açıdan, bölgedeki liderliği açısından çok önemli bir şehrimiz. Hepimiz Trabzon'un da aşan başarılarından dolayı hep iftihar ediyoruz. Başta spor olmak üzere, kültürel faaliyetler olunca zaten şehzadeler şehri. Dolayısıyla Trabzon'a komşu olmak bizim için bir gurur. Dolayısıyla bu çalışmayı birlikte, o ateş komşu dediği için aynı şeyi söylüyorum. Trabzon bizim için bir de örnek de bir şehir her halükarda. Hep Ordu'da lise yokken Trabzon Lisesi'nde okumuşlar. O zaman da fakülte değerinde, fakülte düzeyinde evet, ondan sonra evet. Seviyesinde. Dolayısıyla Trabzon öteden beri idman ocağıyla, idman gücüyle, sporuyla, Trabzon sporuyla hep bize de örnek oldu. Çok güzel sportif faaliyetlerimiz oldu, kültürel çalışmalarımız oldu. İftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir şehrimiz. Tabii ortak projelerimiz var. Hem DOKA hem DOKAP'ta güzel çalışmalarımız oluyor. Çok güzel işbirliklerimiz oluyor. Onun dışında da biraz önce bahsettikleri her iki konuda da arkadaşlarımız çok istekliler. O aynı zamanda bizim bir tarihe karşı vefa borcumuz. Onları mutlaka tekrar geleceğe taşımamız lazım. Büyük göçler olmuş o aralarda. Görev icabı çalışmalar olmuş. Onları da böylece anmış oluyoruz. Onun dışında da Trabzon'la yapacağımız başta turistik faaliyetler, kültürel faaliyetler olmak üzere bunun dışında yapacağımız sosyal faaliyetler var. Zaten hepimiz aynı bölgede, aynı denizin sahilinde bulunuyoruz. Onun için birlikte yapacağımız çalışmaları şimdi biraz sonra belki konuşma imkanımız da olacak. Ben tekrar teşrif ettikleri için bu nazik ziyaretlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Sizde kalın.